Ben sizi diyor bir takım eksiklikler, hastalıklarla denerim. Ve beşşir-i sabirin, sabredenlere müjdeler ver. Namaz, oruç, zekat, bütün bunlar bize sabrı öğretiyor. Aziz kardeşlerim, en hafifinden en ağırına kadar hastalık, dünya imtihanlarından birisidir. Tarih boyunca pek çok hastalık, Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsünde inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Tedbir müminden, takdir Allah'tandır. Aziz müminler, bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek, içecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tesbihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek 14 gün boyunca evimizden dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım. Kıymetli kardeşlerim, bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, elimizi kalbimize koyarak hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli, hastalarımız, yaşlılarımız, enfeksiyon kapmış olanlar evlerinde istirahat etmeli, kalabalık ortamlardan uzak durmalı. Bugün Din İşleri Yüksek Kurulumuzun vermiş olduğu fetva ve yapmış olduğu açıklamaya göre de bu kardeşlerimiz cuma namazına gelmeden evlerinde öğlen namazını kılabilirler. Hasta olanlar, enfeksiyon kapmış olanlar, virüs kapmış olanlar, yaşlı büyüklerimiz çünkü risk grubunu oluşturmaktadırlar. Onlar evlerinde öğle namazını kılabilirler. Bu risk ortadan kalkıncaya kadar inşallah. Değerli kardeşlerim, sağlık Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz inşallah. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbimizi şöyle anlatır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Öyleyse aziz kardeşlerim,
Yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım. Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam. Fekale azze ve celle min gailin muhbiran ve amira. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Hayya alessalat, hayya alessalat, hayya alel felah, hayya alel felah.